Selam, hayırlı günler. Nasılsınız canlar? Eyvah, Yusuf devrilmiş mi? Üstüne devrilmiş yatağı. Normal uzanmış Esra. Esra da okula götürdü çocuğu, geldi. Ne yapayım ben ya? Canım sıkılıyor. İş yapasım yok. Şu çocuğun sandalyesi. Yani. Bir çorba yapayım diyorum. Neye çorbası yapsam? Mercimek çorbası yapayım ama havuç koymayacağım Esra. Biraz tatlımsı oluyor ya havuçta. Sadece patates, kuru soğan. Bilmiyorum, güzel olur herhalde. Böyle koyu. Havuç biraz tatlandırıyor ya. O yüzden pek havucu sevmiyorum çorbada. Yaptığımda oluyordu bazen ama şimdi istemiyorum. Bir çorba atayım, gireyim mutfağa. Yusuf da biraz tazeliyor hastalığını. Sare de aynı. Bu sene vallahi bir gidiyorlar bir geliyorlar. Esra da şu anda odasını toparlıyor. Gördüğüm yastığı attı bu tarafa. Sare'nin yastığını getirdi. Ben de bir mutfağa. Tut, yakal, lazım olur. Ver. Ay, sabah arıyordu bunu. Şimdi bir sorar bana. Okula gelirken beni al. Ayıcığımı getir. Ayıcığımı getir der durur. Şöyle tenceremi. Dedim altı biraz şey olmuş. Şunu da yapsam yeter bana çorbayı ya. Yeter, çok da telli oynamayayım, zarar verir. Çalışsa yine bulaşık maşallah çıkıyor. Şimdi de yok zaten. Bazen kafana almıyorsun, yazıyorlar. Almamış mıyım yine kafama? Ay, kafam biraz boyunun ölçüsünü alamıyorum, hesaplayamıyorum demek ki. Ne yapayım? Yapabildiğim kadarıyla doğal. Kafamı alamıyorsam bu doğaldır, yarım kafalıyımdır. Bana bak, ne güzel de sıramını uydurdum değil mi? Evet. Mercimeğimi çıkarayım biraz, atayım da azıcık bir şey. Çok da yeneceğini zannetmiyorum ama ben yerim. Ben yiysem yeter. Şöyle şuraya doğrayayım. Hiç yapasım yok ya. Bu akşam çok yağmur yağdı. Aşırı şimşek. Ay dedim, Allah'ım dualarımızı kabul etti. Bu hafta yağmurluymuş ama şu anda güneş açtı gördüğünüz gibi. Cam tarafını görüyorsanız. Bayağı bir güneş açtı. Ne yemeği var? Hiçbir yemek yok. Peki. Pırasa kavurmasını bitirdik.
Çok çamurlu. Mesela bazen çok çamurlu oluyor biliyorsunuz. Çiğden kaynatıyorum en sonda. Biraz un kavurup üstüne dökeceğim yağıyla. Çok aşırı yapmayacağım. Biraz kuyutrak olsun istiyorum. Kaynadıktan sonra blender'a çekerim. Biraz yağ yakıp bunlar un kavurup üstüne bayat ekmeklerim var. Onları da doğrayıp şöyle tavada da bir çeviririm. Bir eski usul istedi canım ya. Şu anda pek un kavurmuyorlar içini. Eskiden kemik suyu, un kavururlardı. Şu an sadece havuç, patates, soğan koyuyorlar. Eskiden de hiç blender mi vardı, hiç ezilmezdi. Yaprak yaprak olurdu. Kırmızı mercimekler yerdik. Doğrasam da olur. Blender'dan geçireceğim çünkü. Ay, burnum kaşında. Yemek isteyeceğiz. Yani nerede benim yemeğim diyeceğim. O yüzden atayım. Hazır olsun yemek erken. Ateşinize bu kaynasın. Bizde tavada biraz un kavurup yağıyla döktüm yiyeceğine yakın, tamam. Her yeri yıktım döktüm. Şeyin içini temizlemem lazım. Şimdi ne var? Ispanak var. Onu da suya koyayım. Allah'ım, susuz Allah'ım bırakmasın kimseyi. Gerçekten her şey suyla yapılıyor. İnanın. Şöyle kaldırayım. Bacağını. Derler ya, her şeyin başı su. Çamurlu mu? Ne bakacağız şimdi?
Çocuğa dün pişirdi Esra biraz da. Bakmadım. Bunu da ıslatayım güzel. Biraz sirke koyayım suyuna. Değerde varmış. Onu çamurlu tabii ki. Kumlu kumlu. Gördüğünüz gibi. Şöyle kök hücrelerini alalım biraz ucundan. Çok derini almayalım, lezzetli olsun. Bildiğin çamur yapışmış. Bunun neyini yaparım onu da bilmiyorum. Ayıklayayım bir yıkayayım da sonra karar veririm. Ben bütün koymuyorum yıkamaya. Kesip koyuyorum daha iyi yıkanıyor. Nasılsınız canlar? İyisiniz inşallah. Ben hamdolsun iyiyim. İyi olmaya çalışıyorum. Çalışıyorum. Sabah üşüdü. Bayağı bir soğumuştu hava ama sonra bir iki saat sonra açıldı havalar. Aslında bunu şey yapıyorduk biz eskiden. Hafif kavuruyorduk. Tepsiye şöyle döşeyip bir iki tane yumurtadan başlaydı. Eskiden tepsiyle ve yumurtasıyla birlikte tabaklara koyuyorduk. O da güzel oluyordu ama Esra pek yumurta sevmiyor işte. Ay çamura bakın. Onu ben bir iki yıkarım. Ondan sonra suya yatırırım. O toprağa kumu bir gitsin. Yeter tamammış zaten. Bitecek kadar. Şimdi hamur açmayabilsem bununla börek yap bir bölümüyle. Çok da bilmediğim için aslında bir tahta alacağım. Sofra. Küçük orta boy bir sofra almam lazım. Öbürkü soframı dışarıda kullanıyordum ya. O çürüdü zaten. 20 senelik mi 30 senelik mi? Rahmetliden kalmıştı. Kullandım. Gelinimizden. Onu da çarşambalardan getirmişti kız. Almıştı. İnanın sırf toprak, çamur araları. İşte bunun da özelliği ne? Ispanan. Eskiden olsa korkardık. Buz gibi suyun altında yıkardık. Zorlanırdık. Şimdi sıcak su akıyor her yerde. Çeşmelerin başına götürdük lenle. Akan çeşmenin bazı evlerde çeşme olmazdı. Şimdi ne var bunları yıkamakta? Kaynar su. Fışır fışır yıka. Esra da makineyi açtı herhalde. Ortalığı süpürüyor. Ay ay. Ne yapayım bilemedim. Uzanıp kalacağım bana kalsa. İyi alıştım tembelliğe bu ara. Evden de çıkmıyorum. Çocuğu da okuldan almıyorum 2 gündür, 3 gündür. Esra'yı gönderiyorum. Benim halim yok diyorum sen git. Tembellik bu da. Sari de böyle yapıyor sabah. Babaanne iyileştin artık bak ona göre... Gelirsin beni almaya. Gerçi bugün yağmur yağdığı için parka da giremez. Alabilirim. Orada oyalamaz beni fazla. Oyalamazsa da
iyi olur. Kumlar, topraklar işte böyle. Bakacağım, düşüneceğim ne yapacağımı karar vermedim daha. Yemeğini istemiyorum. Azıcık pirinçle falan. Sulu. Zaten evde kıyma da yok, ona koyacak. Hiç heveslenmesin. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Kaba şeyini atayım da çamuruna. Öyle sirkeli suya yatırayım. Ondan sonra zaten bayağı bir yıkayacağım. Toprak toprak. Koyayım bunu. Sirkesini de koyayım. Suda kalsın ki. 3-5 su daha yıkanacak tabii ki. Yani sirkeyi şey için koyuyorum. İçinde bir şey var mı? Yok mu? Sirkeyi de bulabilirsem. Buldum ama. Buldum. Ben biraz da tuz atıyorum böyle şeylere. Tuz da çok iyi geliyor. Ondan sonra 4-5 su daha yıkasa belli olur zaten. Temizlenmeli.
dolaba koyuyorum da. Sirke çünkü bozulmasın. Bozulur mu bozulmaz o ayrı. İnsanı tepki yaparız. Acıkacağız. Çıkarmam lazım. Sonunda atılacaklar var. Kötü olanlar var, kötü olmayanlar var. Ben şunu kuşa vereyim, az kalmış. İki daha. Valla bugün perşembe de pazara falan gidecek. Hiç durum yok. Ne yapacağım? Ben de diyorum ne kokuyor? Mercimek kokuyor. Başlamış taşmaya. Ağzını kapatmadım ama üstünün köpüğünü almamışım. Üstünün köpüğünü almakta fayda var çünkü. Almadım mı taşma yapıyor köpük. Peçeteyi sileyim derken şu taze soğan biliyor musunuz? Kocaman pırasa gibi. Şunu şeye vereceğim, limona vereceğim. Sanki pırasa cinsinden bir tane kalmış. Onu da bir şey içine doğrarım şimdi ben onu. Bir şey hallederim. Kağıdı yaktım ya. Peçete yandı. Kenarlarını silerken köpüğün. Salata yapacağım. Bir salatası yapacağım. Ne var? Dereotum var. Maydanoz. Bir tane taze soğan. Da bacağını şöyle çevireyim biraz. Evet, ne var şimdi? Atıyorum. Karıştırmam lazım. Karıştırayım ben bunları. Ne karıştırabilirim? Başka işim de kalmamış. Başka da işim kalmamış. Kadarcık da biberim kalmış. Çok sıcak oldu. Çok sıcak oldu vallahi, çok sıcak oldu. Şey kaynıyor ya, mercimek. Bir de hareket ettik mi?
Abi işte bir şey kalmadı. Yeşillik dolapta. Hallettim. Biraz mızmızlandı ya Yusuf da yine. Üşütmüyoruz ama kızlar mı geçiyor okuldan gidip gelip? Bilemedik. Ya burası da bana şey geldi biraz. Kart gibi geldi. Şu çorbama bakayım. İyice kaynasın. Bazen salça atıyorum mercimeğe, bazen atmıyorum. Buna atmayacağım, un kavuracağım çünkü. Oo, yavrum nasıl ağlıyor. Mayın mayınlanıyor. Ne oldu annem? Esra! Esra! Ispanağı nasıl yapalım? Normal yemek. Yemeğini mi yapayım? Ha? Yusuf araya 2-3 dal ayıracağım. Şey haşlamadan mı? Şey zaten haşlamıyoruz. Eskiden ıspanağı niye haşlardık onu da hatırlamıyorum. Haşlamana gerek yok ki. Yok biliyorum haşlamana. Ya haşlamı çok buhar yaptı. Buhar yaptı evet. Normal pirinç yemek işte. Yemeğini mi yapayım? Hı hı. Aklıma gelmedi zaten bir şey de. Yumurtalı sen sevmiyorsun zaten. Şunları ver şeye. Ne gitmiş. Aa, gitmiş. Aa, bunu da salata yapacağım da nasıl yapacağım biliyor musunuz? Yoğurt sarımsak koyacağım bunun içine. Azıcık öyle. Normalde limon da sıksam güzel olur. Limonlu da güzel olur. Şöyle. Tasımı almam lazım. Küçük bir tas. Nasıl bir tas bulsam? Ay.
Pembecik, pembecik mi var, portakal rengi mi var? Şu, onun için de tam gelir. Şuna koyayım. Şimdi karar veremedim. Limonda, limonlu da yapabilirim. Sarımsak yoğurt da yapabilirim içine. Mi yapsaydım, biraz da patates köfte mi yapsaydım? Ay, gönlüm geziyor işte. Onu mu yapsaydım, bunu mu yapsaydım? Ne var orada? Kuru yiyeceklerden de kalmış. Hiçbir şey de yok fazla. Geç. Bir şey yaparım o zaman. Az bir pirinç atarım, soğan kavururum güzel. Bir damlacık da yarım bardakta çay bardağıyla su, o zaten sulanıyor kendi kendine. Bu tarz şeyler su kullanmıyorum ben pek. Ne fasulyeye? Hani etli de olsa fasulyeye su kullanmam tarzı fasulyeye. He, bazen canım şey ister. Mesela sulu kuru fasulye ister. O zaman suyu biraz fazla koyarım. Ertesi gün yine kuruyor çünkü o bekliyor ya, dinleniyor ya. Kalsın burada, burada, burada yarım yarım kalsın. Böyle. Güzel güzel ıslansınlar. Çorban başladı yavaş yavaş erimeye. Biraz altını çok yüksekte yanmasın. Şunu da götüreyim de. Camlarım benim işte böyle. Benim o gün modum nedense düşük. Bilmiyorum ama nereye düşmüş modlar. Anam, senin altını yapmışım limonlu çay içerim diye. Bakmasam görmeyeceğim. Gideyim de balkonda içeyim onu da. Allah'a emanet olun. Bugün menüde mercimek çorbası, ıspanak yemeği, az bir pirinç atacağım pişerken, bir kuru soğan. Kavurdum mu? At ıspanağı salçayla, salçayı kavur kuru soğanla. Yani bu kadar basit. Basit olsun bugünkü. Eğer fikrim değişmezse, çay içerken aklıma başka bir ıspanak şekli gelmezse. Ben çünkü çok severim değiştirmeyi. Mesela ıspanak köftesi olabilir. O da güzel olur. Görüşürüz.